Niye söylemedin kızım? Niye sustun? Susmayıp da ne yapsaydım baba? Ne yapsaydım? Hocam bir hata yapmış. Önce dünyaları yıkmak istedim ama yapamadım. Çünkü ben kocam çok seviyorum. Çok seviyorum baba. Sustum. İçime attım. Kimselere bir şeyler diyemedim. İyi bir evlat olamadın. Bari iyi bir eş olsaydın. Nasıl yaparsın bunu Safiye'ye? Annenin kemikleri sızlamıştır şimdi mezarında. Ne kadar severdi Safiye'yi. İkisine de yazık. Fatma'yı da kucağında bebeğiyle bir başına bırakmışsın. Sen ne gamsız, ne ahlaksız, ne bir adamsın. Baba yeter, amma gömdün ya. İnsan bu hata yapar, biz de insanız bir yerde. İnsan mısın lan sen? İnsan mısın? Bu kaçıncı hata, kaçıncı? Bırak dede ya. Babamı tanımıyor musun? Hata eder çıkar işin içinden. Sonra da herkesin onu affetmesini bekler. Ama ben seni affetmeyeceğim bu sefer. Sevda yapma kızım, kurban olayım ya. Utandırıyorsun bak beni. Utan? Birazcık utanma duygun varsa utan zaten. Sen anneme bu iğrençliği nasıl yaparsın ya, nasıl? Sevda. Bak ne olursa olsun o senin baban. Bırak yengemle abim kendi aralarında halletsinler. Sonradan üzüleceğin sözler söyleme. Allah seni nasıl biliyor Sevilez. Yediğin altlar nelere sebebiyet verdi? Pislik. Anne. Sen niye bir şey demiyorsun? Şaşırmadın mı, kızmadın mı yengeme? Ben ne diyeyim annem? Şey ettim ben ya. Şaşırdım yani, şaşırdım. Nasıl ya? Sadece şaşırdın mı yani? Senin normal şartlarda bu konu onların tepesine yıkman gerekiyordu anne. Niye bir şey demiyorsun? Diyemez Maviş. Ne diyorsun sen ya? Vallahi biliyordum. Anne ne diyor bu? Doğru mu söylüyor anne? Doğru anne. Ben biliyordum. Anne! Madem biliyordun neden bize bir şey demedin? Ne diyeyim ki ne annem? Ya böyle bir şey nasıl denir ki ne zaten? İşime öyle geldi desene. Söylesene ya, açık açık söylesene. Konaktan kovarlar diye söyleyemedim desene. Kes lan! Herkesi kendin gibi biliyor. Yiremezsin konağında! Sebebi neydi o zaman? Niye bizden sakladın anne? Bu üstü örtülecek bir şey mi? Annem ya. Aa, bu ırk ayak bir hata yapmış. Gelinimi de yanlışına ortak etmiş. Ne öğrendim abi? Nasıl değdim? Konuşaydım da yengenin namusuna halel mi geleydi? Sonra Safiye'nin abunun evliliği de yıkılacaktı. Vallahi korktum ya, ben günahından korktum. Ne olursa olsun bize söylemen lazımdı anne. Ağlama kızım. Bak ben
sana bir şey demedim. Bu Cemal kardeşini kendi yerine hapse gönderen biri. Bu adam aklı sadece kötülüğe, zarara, ziyana çalışan bir şeytan. Belli ki seni de kandırmış kızım. Keşke böyle olmasaydı. Ne diyelim? Şeytan olmuşsun. Bak kızım. Sen artık bir gör eşkisin. Annesisin. Bundan böyle sen de konağın bir ferdisin. Çocuğunla beraber bu konakta kalacaksın. Ne? Baba Allah aşkına ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle baba? Neden kovmuyorsun bu kadını ya? Neden kovmuyorsun baba? Ben bunu görmelere dayanamıyorum. Her gün göremem, deliririm, fıttırırım. Yapmayın Allah aşkına. Ne yapalım Safiye? Çocuğu annesinden mi ayıralım? Demirhan madem ki benim torunum, burada yaşayacak. En münasebi budur. Bence de yeğenimizle kalmalı. İsmet! İsmet sen bir susar mısın ya? Hiç kimse Fatma'ya bir şey söylemeyecek. Fatma çocuğuyla birlikte bu evde yaşayacak. Son sözüm budur. Baba! Yok. Yok ben bunu parçalarım. Ben seni parçalarım, yer buraya yollarım. Ali bırak! Ali ne olur bırak! Ali ne olur bırak ya abla! Ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Bu kadın hem benim kocamı ayarttı. Hem de ondan çocuk meydanladı. Suratına tüküreceğinize bir de sahip çıkıyorsunuz. Kafayı mı yediniz, delirdiniz mi? Haksızlık bu, haksızlık Ali. Haksızlık. Yapmayın bunu bana, ciğerim yanıyor. Yapmayın, ciğerim yanıyor Ali. Ali haksızlık bu, ciğerim. Ay. 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 Ali. Ali. Ali.